Sevgili öğrenciler merhaba. Ben fizik öğretmeni Tarkan Güreş. Bugün size TYT AYT konularından durgun elektrik ve elektrik kuvveti konusunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar başlığımız elektrikten mi? Arkadaşlar elektrik yükünün kaynağı atomlardır. Atomlar proton, elektron ve nötron. Yani yüksüz parçacıklardan oluşmuştur. Proton ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunup bunlar hareket etmezler. Elektronlar ise çekirdek etrafındaki yörüngelerde bulunurlar. Bir atomu oluşturan artı yüklü protonların sayısı, eksi yüklü elektronların sayısına eşit ise bu tür atomlara biz nötr yani yüksüz atomlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar atom belirli şartlarda elektron kaybedebilir veya kazanabilir. Eğer atom elektron kaybederse, bakın atom elektron kaybederse eksi yük azalacağı için pozitif yüklenir. Elektron kazanırsa eksi yük sayısı artacağı için negatif yüklenir. Dolayısıyla arkadaşlar bir cisim herhangi bir nedenle elektron dağılımını değiştiriyorsa bu cisme biz elektriklenmiş cisim diyoruz. Bu cisme biz elektriklenmiş cisim diyoruz. O zaman elektriklenme olayları arkadaşlar elektron alışverişiyle gerçekleşir. Elektron alışverişiyle gerçekleşir. Şimdi arkadaşlarım cisimler Bunlar sürtünme, dokunma ve tesir yani etki olmak üzere üç farklı şekilde elektriklenebilirler. Arkadaşlarım birincisi sürtünme ile elektriklenme. Birincisi sürtünme ile elektriklenme. Elektronları çekirdeğine zayıf bağlı bir cisim ile bakın elektronları çekirdeğine zayıf çekirdeğine zayıf bağlı bir cisim ile elektronları çekirdeğine bağlı güçlü bir cisim birbirine sürtüldüğünde arkadaşlar zayıf bağlı elektronlar koparak diğer cisme geçer ve bu yolla elektriklenme gerçekleşir. Arkadaşlarım elektron kaybeden cisim pozitif, alan ise negatif yüklenir. Bakın elektron kaybeden yüksüz cisim pozitif, elektron alan yüksüz. Elektron alan yüksüz cisim ise negatif yüklenir son durumda. O zaman cisimlerden birinin kazandığı yük diğerinin kaybettiği yüke eşit olacağından, eşit olacağından arkadaşlar cisimler eşit miktarda ve zıt işaretle yüklenir ve zıt işaretle yüklenir. Bakın bir daha söylüyorum arkadaşlar. elektriklenme de cisimlerin kapasiteleri ne olursa olsun, cisimlerin kapasiteleri ne olursa olsun cisimler birbirine sürtüldükten sonra son durumda yük işaretleri zıt ve yük miktarları birbirine eşit olur her zaman için. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar yüksüz cam bir çubuğu siz yüksüz ipek kumaşa sürttüğünüz zaman İpek kumaşa sürttüğünüz zaman cam çubuktan ipek kumaşa elektron akışı olur. Dolayısıyla cam çubuk son durumda şekilde görüldüğü gibi artı yüklenir. İpek kumaş elektron aldığı için son durumda eksi yüklenir. Ve bunların arkadaşlar son durumda yük miktarları birbirlerine eşit olur. Arkadaşlar benzer şekilde siz yüksüz ebonit yani plastik bir çubuğu yüksüz yün kumaşa sürttüğünüz zaman burada yün kumaştan elektron ebonit çubuğa elektron akışı olacağı için ebonit çubuk son durumda şekilde görüldüğü gibi eksi yüklenir. Yün kumaş elektron verdiği için son durumda artı yüklenir. Yine burada arkadaşlar son durumda ebonit çubuk ile yün kumaşın yük miktarları birbirlerine eşit olur her zaman için. Şimdi arkadaşlar bir diğer elektriklenme çeşidi dokunma ile elektriklenme. Dokunma ile elektriklenme. Arkadaşlar birbirine dokunarak yüklenen iletken cisimler yük potansiyelleri eşitleninceye kadar yük potansiyelleri eşitleninceye kadar yük alışverişi yaptıktan sonra aynı işaretle yüklenirler. Bakın bu önemli. Siz iki cismin birbirine dokundurduğunuz zaman arkadaşlar bu cisimler arasındaki yük alışverişi ta ki bunların yük potansiyelleri eşitleninceye kadar devam eder. Ve son durumda bunların yük işaretleri aynı olur. Son durumda yük işaretleri aynı olur. Arkadaşlar bunların Yük işaretleri farklı ise diyelim. Yük işaretleri farklı ise yükü büyük olan işareti belirler. Bakın yükü büyük olan işareti belirler her zaman için. Burada arkadaşlar toplam yük cisimlerin kapasiteleri oranında paylaşılır. Bu kapasite levhalarda alanla doğru orantılıdır. Bakın levhalarda alanla doğru orantılıdır. Kürelerde ise arkadaşlar yarıçapla doğru orantılıdır her zaman için. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar siz e, X cismini Y cismine dokundurduğunuz zaman bunlar arasında elektron alışverişi olur. Bunların son durumda yüz, yük potansiyelleri birbirine eşit olur arkadaşlar. Yük potansiyelleri eşit olur ve son durumda yük işaretleri aynı olur her zaman için. Ve arkadaşlar elektriklenmenin hangi çeşidi olursa olsun toplam yük her zaman için korunur. Yani bir sistemin ilk durumdaki toplam yükü son durumdaki toplam yükün her zaman için eşittir ve eşit olmak zorunda. Arkadaşlar şimdi istisnai bir durumumuz söz konusu. Siz içi boş bir cismi arkadaşlar bakın şekil birde görüldüğü gibi içi boş bir cisme getirip yüklü bir cismi içten dokundurduğunuz zaman arkadaşlar o dokundurduğunuz cisim nötr olur. Dokundurduğunuz cismin yükün tamamı o içi boş cismin yük dışına çıkar. Her zaman için eğer dokun içten dokundurduğunuz cisim bakın şekil 2'deki gibi içten dokundurduğunuz cisim bir kısmı dışarıda kalıyorsa arkadaşlar o dokundurduğunuz cisim nötr olmaz. O zaman siz bir cismi bir cismi içi boş bir cisme içten dokundurduğunuz zaman o cismin nötr olabilmesi için dokundurduğunuz cismin tamamının içi boş cismin içinde kalması lazım. Bakın şöyle şekil 2'deki gibi. Şöyle şekil 2'deki gibi dokundurduğunuz cisim tamamı içi boş cismin içinde kalmıyorsa nötr olmaz. Arkadaşlarım bir diğer elektriklenme çeşidi tesir yani etkili elektriklenme. Şimdi arkadaşlarım aynı işaretli yükler birbirini iter, zıt işaretli yükler birbirini çeker her zaman için. Burada etkili elektriklenmede arkadaşlar cisimlerdeki yük dağılımı bakın cisimlerdeki yük dağılımı cisimlerin yarıçapına falan bağlı değildir. Şimdi siz şöyle şekildeki gibi bakın şekildeki gibi artı yüklü bir K çubuğunu nötraldaki birbirine dokunmakta olan X ve Y kürelerine, bakın X ve Y kürelerine yaklaştırdığınız zaman artı yükler kendisine zıt olan eksi yükleri bakın şöyle yakın uca çeker. Diğer uçta ise arkadaşlar artı yükler toplanır. Şimdi arkadaşlarım unutmuyorsunuz yükler her zaman için uç kısımlarda toplanıyor. Aralarda yük toplanmıyor. Bakın siz artı yüklü K cismini yaklaştırdınız. Eksi yükler X'in şu ucunda toplandı. Artı yükleri siz arkadaşlar Y'nin şu ucunda toplandı. Şekilde görüldüğü gibi. Arkadaşlar topraklanma dedik. Şimdi yüklü bir cismi siz yüklü bir cismi bakın yüklü bir cismi iletken bir tırla toprağa temas ederseniz bu cisim nötr oluncaya kadar bu cisim nötr oluncaya kadar toprağa yük verir veya topraktan yük alır. Bakın toprağa yük verir. Toprağa yük verir veya topraktan yük alır. Onun nedeni arkadaşlar şimdi e, demin bahsetmiştik artı yükler hareket etmiyordu. Hareket eden her zaman nelerdi? Eksi yüklerdi. Yani elektronlardı. Dolayısıyla cisimden toprağa elektron akışı olabilir veya topraktan cisme elektron gelebilir. Şimdi siz artı yüklü bir cismi arkadaşlar bakın artı yüklü bir cismi toprağa bağlarsanız toprağa bağlarsanız artı yükler hareket etmez. Dolayısıyla bu cisim nötr oluncaya kadar bakın cisim nötr oluncaya kadar topraktan elektron gelir cisme. Topraktan cisme elektron akışı olur. Veya siz eksi yüklü bir cismi toprağa bağlarsanız, eksi yüklü bir cismi toprağa bağladığınız zaman arkadaşlar, bu sefer cisim nötr oluncaya kadar toprağa, cisimden toprağa elektron akışı olur. Dolayısıyla son durumda her ikisi de nötr olur. O zaman topraklanma cisimleri ne yapıyormuş arkadaşlar? Nötr ediyor. Siz bir cismi toprağa bağlarsanız topraklanma cisimleri nötr yapar. Bakın şekillerde görüldüğü gibi arkadaşlar siz eksi yüklü bir cismi toprağa bağlamışsınız. Toprağa bağladığınız zaman cisimden toprağa elektron akışı olmuş. Veya siz artı yüklü bir cismi toprağa bağladığınız zaman topraktan bakın şekilde gördüğünüz gibi topraktan cisme elektron akışı oluyor ve sonunda bu iki cisim nötr olur. Şimdi arkadaşlar şuradaki şekilde ise bakın eksi yüklü bir cismi veya eksi yüklü kar küresini topraklanmış nötr L cismine yaklaştırdınız. Şimdi yaklaştırdığınız zaman arkadaşlar eksi yükler topraktan neleri çekecek? Şey toprağa, eksi yükler toprağa elektronları aktaracak. Şimdi L cisminden toprağa elektron akışı olduğu zaman L'nin şu yakın ucu artı yüklenir, diğer uç nötr olur. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Siz yüklü bir cismi topraklanmış nötr bir cisme yaklaştırdığınız zaman bakın cisme yakın olan uç yüklenir. Diğer uç topraklanmadan dolayı her zaman için nötr olur. Her zaman için nötr olur. Arkadaşlarım elektroskop dedik. Şimdi elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını yüklü ise hangi tür yükle yüklendiğini bilmemizi sağlar. Yüklendiğini bilmemizi sağlar ve bir elektroskobun arkadaşlar yükü arttıkça yaprakları arasındaki açı da artar. Yorum sorularında karşınıza gelirse arkadaşlar, yorum sorularında karşınıza gelirse elektroskobun yaprakları arasındaki açı, elektroskobun yaprakları arasındaki açı yapraklardaki yük miktarıyla doğru orantılı, yaprakların kütleleri veya ağırlıklarıyla ters orantılıdır her zaman için. Şimdi şekillerde gördüğünüz gibi arkadaşlar elektroskop nötr olduğu zaman yapraklar tamamen kapalıdır elektroskop eksi yüklü şekilde gördüğünüz gibi. Mesela eksi yüklükten yapraklar arasındaki açı alfa arkadaşlar. Bakın yapraklar arasındaki açı alfa elektroskopun yük miktarını siz arttırdığınız zaman mesela eksi 2 q yaptık açı ne olacak artacak. Dolayısıyla burada arkadaşlar beta açısı alfa açısından büyüktür. Arkadaşlar elektroskop tesir ve dokunma ile yüklenir. Tesir ve dokunma ile yüklenir. Şimdi arkadaşlarım elektriksel kuvvet dedik. Elektriksel kuvvet dedik. Arkadaşlar elektriksel kuvvet yüklü cisimler arasındaki cisimlerin birbirini itmesi veya çekmesi sonucu oluşan bir kuvvettir. Eğer cisimler aynı işaretliyse bunlar bakın bunlar aynı işaretliyse birbirlerine itme kuvveti. Cisimler zıt işaretliyse birbirlerine veya yüksüz ise diyelim birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Birbirlerine çekme kuvveti uygularlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şekillerde X ve Y noktalarına gördüğünüz gibi QX ve QY yükleri yerleştirilmiş. Burada bu yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin ifadesi arkadaşlar F eşittir K çarpı QX çarpı QY bölü D karedir. Bakın formülümüz şöyle şekildeki gibi F eşittir K çarpı QX çarpı QY bölü D karedir. Şimdi burada şu K dediğimiz arkadaşlar sabit bir sayıdır. K dediğimiz sabit sayıdır. Değeri de 9 çarpı 10 üzeri 9 Nifton çarpı metre kare bölü kolomb karedir. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Elektriksel kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru. Bakın elektriksel kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru. Yükler arasındaki uzaklığın karesiyle her zaman için ters orantılıdır. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Elektriksel kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla burada cisimler artı yük de olabilir veya eksi yük de olabilir. Artı ve eksi denklemde yerine yazmıyorsunuz arkadaşlar. Artı ve eksi denklemde yerine yazmıyorsunuz. Artı eksi sadece neyi belirtiyor bize? Yön belirtiyor. Arkadaşlar şekilde asılan cisimler verilmiş. İp ve tavana asılı cisimler verilmiş. Şimdi şekil 1'de arkadaşlar Q1 ve Q2 yüklerini görüyorsunuz. İplerle tavana asılmış. Bu cisimlerin kütleleri M1, M2. Şu iplerin düşeyle yaptıkları açılar arkadaşlar. Alfa 1, alfa 2. Benzer şekilde şu ikinci şekle baktığımız zaman. Bakın ikinci şekle baktığımız zaman. Şurada Q1 yükü sabit arkadaşlar. Q1 yükünü siz Q2'ye yaklaştırdığınız zaman Q1 yükü Q2 yükünü ne yapmış? Çekmiş. Şöyle şekildeki gibi gördüğünüz gibi çekmiş. Burada arkadaşlar şu ipin düşeyle yaptığı açı alfa yine. Şimdi burada arkadaşlar bunlarla ilgili kesinlik soruları karşınıza geldiği zaman Bakın şu şekil birde bu yükler ne yapmış? Birbirini itmiş. Burada Q1'in Q2'ye uyguladığı kuvveti F1, Q2'nin şey F2 diyelim. Q2'nin Q1'e uyguladığı kuvveti F1 diyelim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bu cisimlerin yük miktarları veya aralandaki uzaklık ne olursa olsun bu cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir veya vektörel olarak F1 eşittir. Eksi F2 yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu cisimlerin yük miktarları hakkında kesin bir şey diyemezsiniz. Yani Q1, Q2 eşit olabilir veya Q1, Q2'den farklı da olabilir. Burada arkadaşlarım açıyı alfa 1 ve alfa 2 açılarının kütleye göre yorumluyorsunuz. Açı ile kütle her zaman için ters orantılıdır. Bakın demin verdiğimiz şeklinin arkadaşlar burada eğer M1 kütlesi M2 eşit ise alfa 1 açısı alfa 2 eşit olur. Eğer M1 kütlesi M2'den büyük ise alfa 1 açısı alfa 2'den küçük olur. M1 kütlesi M2'den küçük ise alfa 1 açısı alfa 2'den büyük olur. Açı arkadaşlar açı kütle ve ağırlıkla her zaman için ters orantılıdır. Bakın açı kütle ve ağırlıkla ters elektriksel kuvvet ile doğru orantılıdır. Her zaman için. Arkadaşlarım şekilde X ve Y küreleri yine iplerle tabana asılı. Şimdi burada şu iplerdeki gerilme kuvvetleriyle ilgili yorum sorusu gelebilir ve işlemli soru gelebilir. Burada arkadaşlarım unutmuyorsunuz şu en üstteki T1 ip gerilmesi en üstteki T1 ip gerilmesi sadece kürelerin ağırlıkları toplamına eşittir. Yani aşağı yöndeki bu cisimlerin ağırlıkları toplamı değişmediği müddetçe T1 ip gerilmesi değişmez. Bakın T1 ip gerilmesi değişmez. O zaman bu cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin en üstteki yani T1'e hiçbir etkisi yoktur. Burada cisimler arasındaki elektriksel kuvvet şu T2 ip gerilmesini etkiler. En üstteki ip gerilmesini etkilemez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım örneklere geçecek olursak şekilde içi boş x cismi y ve z küreleri verilmiş. Burada x'in yük miktarı bakın eksi 4q, y'nin yük miktarı artı 3q, z'nin yük miktarı ise artı 5q verilmiş. Burada arkadaşlarım şimdi içi boş eksi 4q yüklü x cismini y küresi içten, z küresi ise arkadaşlar dıştan dokunduruluyor. Buna göre bu cisimlerin son yük işaretleri bizden isteniyor soruda. Şimdi arkadaşlarım siz Y küresini getirip Y küresini getirip X'e içten dokundurduğunuz zaman Y küresi son durumda nötr olur. Bakın Y küresi son durumda nötr olur. Nötr olur. Niye? İçten dokundurduğunuz için. Y'yi içten dokundurursanız Y son durumda nötr olur ve Y'nin yükünün tamamı arkadaşlar X'in dışına geçer. Burada siz Z küresini getirip X'e dıştan dokundurduğunuz zaman şimdi sistemin toplam yüküne bakarsak bakın sistemin toplam yükü arkadaşlar eksi 4Q artı 3Q artı 5Q. Buradan sistemin toplam yükü arkadaşlarım artı 4Q çıkar. Sistemin toplam son durumdaki yükü artı 4Q. Şimdi son durumda arkadaşlar artı yük yoğunluğu daha fazla olduğu için bakın artı yük yoğunluğu daha fazla olduğu için o zaman son durumda x ile z'nin yük işaretleri artı olur. Y ise nötr olur. Bakın x ve z küreleri artı, y küresi nötr. Dolayısıyla cevap şıkkımız e seçeneği olur. Bakın y cismini içten dokundurduğumuz için y küresi nötr olur. Ama z'yi siz dıştan dokunduruyorsunuz. Z küresi nötr olmaz. Toplam yük işareti neyse arkadaşlar z ve x o yük işaretiyle yüklenmiş olur. Arkadaşlarım şekilde birbirine dokunmakta olan KLM küreleri verilmiş ve eksi yüklü bir X çubuğu arkadaşlar M küresine şöyle şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre K'nın son yükünün elektriğiyle elektriklenme gerçekleştikten sonra K'nın son yükünün M'nin son yüküne oranı bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar siz eksi yüklü X çubuğunu M küresine şekildeki bir yaklaştırdığınız zaman eksi yükler eksi yüklü x çubuğu elektronları şu uzak uca iter. Eksi yükler kaya geldiği zaman arkadaşlar M'de ise artı yükler toplanmış olur ve aradaki L küresi arkadaşlar bu nötrdür. Çünkü neden? Yükler her zaman için uç kısımlarda toplanıyordu. Bakın eksi yüklü x cismine yakın taraf artı yüklenir, uzak uç eksi yüklenir. Şimdi arkadaşlar etkili elektriklenmede yarı çapların falan hiçbir önemi yoktu. Yarı çapların falan hiçbir önemi yoktu. Burada K küresinde toplanan yük miktarına eksi Q derseniz M küresine toplanan yük miktarı artı Q olur. Dolayısıyla oran o zaman eksi 1 çıkar. Eksi Q'nun artı Q'ya oranı arkadaşlar. Bakın eksi Q'nun artı Q'ya oranından oranımız kaç çıkar? Eksi 1 bulunur doğru seçeneğimiz D olur. Arkadaşlar şekilde eksi yüklü bir x küresi birbirlerine iletken telle bağlanmış K ve L cisimlerine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Bakın şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre diyor ki sadece toprak bağlantısı kesilirse, bakın sadece toprak bağlantısı kesilirse K ve L cisimlerinin yük dağılımları bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlarım burada K ile L cisimleri birbirine iletken bir telle bağlanmış. Dolayısıyla siz bu K ve L cisimlerin tek bir cisimmiş gibi düşünebilirsiniz. Burada şimdi siz eksi yüklü X küresini K'ya yaklaştırdığınız zaman K'dan toprağa elektron akışı olur. K'dan toprağa elektron akışı yani eksi yükler toprağa geçer. Eksi yükler toprağa geçtiği zaman K'nın şu ucunda artı yükler toplanır. Topraklanmadan dolayı diğer kısım veya diğer uzak uç nötr olur diğer uzak uç nötr olur. Topraklanma ne yapıyordu arkadaşlar? Diğer ucu uzak ucu her zaman için nötr yapıyordu. Siz burada sadece toprak balansını keserseniz o zaman K cismi artı L cismi arkadaşlar nötr olur. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Arkadaşlarım bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.